Evet. Hocam şöyle bir soru var. Kadın erkek tokalaşması caiz midir? Bugün hep kadın meselesine sorunlar. Ne acaba? Şu kadınlar ortalığı set ya. Neredeyse kadınlar erkeklere her yerde hakim olacaklar. Bir de diyorlar bize eşitlik yok diyorlar. Yani ne eşitliği siz bizi geçtiniz be. Kadınlar şimdi her şey onların. Vitrinler kadınlara ait. Markette kadınlara, pazar kadınlara çalışıyor. Giyim, kuşağım her şey kadınlara çalışıyor. Hala daha eşitlik istiyorlar. Ne eşitliği istiyorsunuz ya? Erkekleri esir ettiniz ya. Erkek çalışıyor, çabalıyor, parayı karıya teslim ediyor. Gene zır zır dırdır. İyi kadınlardan Allah razı olsun. Kanaatkar kadınlardan, örtülü kadınlardan Allah razı olsun. Onlar cennet hanımıdır. Bizim sözümüz hatta aşanlarıdır. Evet, kadınların erkeklerle tokalaşması, erkeklerin kadınlarla tokalaşması. Mahrem olmayan bir kadınla tokalaşması asla caiz değil, haramdır. Evet. Şimdi şehvete sebep olur. Zaten yasaktır. Ben şehvet demiyorum. Seni ölçü değilsin. Genel manada kaydı konmuştur. Efendimiz Aleyhisselam hiçbir yabancı kadınla el tokalaşmamıştır, tutmamıştır. Bu rivayeti annelerimiz rivayet ediyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam bunu yasaklamıştır. Bir kadınla tokalaşacağını diyor, arşın üstünden aşağı düşsen daha evladır diyor. Daha hemendir diyor yani. O kadar zor bir iştir. İnşallah biraz kendimizi sakınırsak, mesela kadınla tokalaşırsan, hem Müslümanın tokalaşıyor, İslam'ı yanlış attım. Tokalaşmazsan o da sakınıyor. O zaman İslam'dan bir hüküm öğreniyor işte bak. Senin sayende tokalaşmak doğru değildir, öğrenmiş oldu. Ya diyor işte falan size tokalaşıyorlar ya falan. Onlar gevşek adam. Sen tokalaşmazsın, o da işi öğrendin. Ha demek İslam'da yabancı kadınla erkeğin tokalaşması, şakalaşması, sıkı fıkı olması yok. Herkes kendi ailesiyle olacak.